Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda NRP24L01'lerle ilgili en detaylı menzil testini yapacağız beraber. Bu menzil testinde bitrate yani haberleşme bit hızını değiştirerek menzilin nasıl etkilendiğini, aynı zamanda NRP24L01'in çıkış gücünün de nasıl değiştirilip menzilin nasıl arttırılıp azaltılabileceğini sizlere gösteriyor olacağım. Şimdi bilgisayara geçelim, programları inceleyelim. Daha sonrasında düzeneğimizi eve nasıl kuracağız? Ben nasıl dışarı çıkacağım ve testi nerede, nasıl şartlarda yapacağız onları size anlatıyor olacağım. Dediğim gibi haberleşme menzili sizin için önemliyse ve daha düşük boyutta bir paket gönderecekseniz bu kablosuz haberleşme modülüyle menzilinizin yükselmesi için 250 kilobitlik bir haberleşme hızını seçebilirsiniz. Bunun nasıl ayarlandığını zaten şimdi göstereceğim. Onun dışında 1 megabit ve 2 megabit olarak da bu haberleşme hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar menzili ciddi bir şekilde etkiliyor olacaktır. Birazdan testini yapacağız zaten. Şimdi programımızı inceleyelim. Ben şu an NRP24L01 kablosuz haberleşme modülünü nasıl kullanmanız gerektiğini bildiğinizi varsayarak bu videoyu anlatacağım. Eğer bilmiyorsanız bir önceki videoyu veya kartlar kısmından çıkan videoya tıklayarak bunun nasıl kullanıldığını da anlatmış olduğum bir videom zaten kanalda mevcut. Bizim burada bilmemiz gereken ayar sadece şunlar. Gene standart bir şekilde ayarlamalarımızı yaptık. Bilmediğiniz belki millis komutu olabilir burada. Onun için de iki tane değişken ayarladık. Bunu da neden yaptığımı tekrardan anlatacağım. Standart ayarlarımızı, kanal ayarlarımızı yaptıktan sonra boyut setup kısmında bizim NRP modülümüze önceden ayarlamamız, set etmemiz gereken değerlerden bir tanesi burada bitrate hızını ayarlıyoruz. Diğeri de çıkış gücünü ayarladığımız komutumuz burada. Verici nokta set data rate parantez içinde RF alt tere 250 kilobit per second demişiz mesela. Bunun yerine buraya 1 megabit per second da yazabiliyoruz. Bunlar büyük harfli olması gerekiyor. Küçük harfli olduğunda kabul etmiyor. Aynı şekilde bir yerine 2 megabit de yazabiliyoruz. Bunlar hızımızı yükselten şeyler. Mesela 2 megabit per second yazdığımızda hızımız çok yüksekken bu modüle göre 250 kilobit per second yazdığımızda gene bu modülün ayarlarına göre hızımız olabilen en düşük seviyede olacak. Ancak bizim göndermek istediğimiz paket zaten çok küçük bir paket, mesaj paket ve bulun veri tipinde olduğu için bizim için herhangi bir problem olmayacaktır. Programın bu kısımları zaten oldukça basit. Void loop kısmında ise çok basit bir kodumuz var. Bu millis komutunu daha sonra belki açıklarım. Bir videosu çekilebilir o düzeyde bir komut. Şurada yapmış olduğumuz şey her yarım saniyede bir vericimizden alıcıya aç ve kapat komutu gidiyor. Ve bunu otomatik olarak yapıyor. Bir önceki komutu aç olarak gönderdiyse şu an gönderecek olduğu komutu kapat olarak gönderiyor. Bunu yapacak bir kod yazdık burada. Alıcı kısmımıza geçtiğimizde gene burada dikkat etmemiz gereken şey nasıl kanal kimlikleri aynı olması gerekiyorsa birbirlerine göndermiş oldukları mesajları algılayabilmeleri için haberleşme hızlarının da ikisinin aynı ayarda yapılmış olması gerekiyor bu modüllerde. Gene aynı alıcı kısmında bir veri geldi mi şeklinde kontrolümüzü sağlayıp LED'imizi yakıp söndürüyoruz. Programımız bu şekilde. Ben TeamViewer'dan şimdi dışarı çıkacağız. Önce mesela şuradan hemen bakalım. Önce 250 kilobitlik haberleşme hızında minimum seviyede bir haberleşme sağlayan programı yükleyeceğiz. Ben alıcı kodu sabit 250 kilobit olan denemelerimizde ben TeamViewer'dan bilgisayara bağlanıp burada bırakacak olduğum Arduino'ya uzaktan telefondan yazılım yükleyeceğim. Elimdeki Arduino'ya yani alıcı Arduino'ya herhangi bir program atmak gerekmeyecek şu iki tane programı kullanacağım zaman. Sonrasında gelip elimdeki Arduino'ya da 2 megabitlik haberleşme hızına sahip programı atacağım. Aynı zamanda vericiye de bu programı atıp bir kere de 250 megabit hıza sahip programı deneyeceğiz. Burada da 250 kilobitlik hızla 2 megabitlik hızı karşılaştırmış olacağız. İkisi de zaten maksimum seviyede çıkış gücüne sahip olacak. Şimdi gidelim. Balkondan açık bir nokta var. Hem orayı size göstereyim hem de testini nasıl yapacağız. Buradaki modülü nereye nasıl sabitleyeceğim, yazılımı nasıl tekrardan yükleyeceğim. Bunları size göstereyim. Evet, şimdi ne yaptık? Buraya ben düzeneği kurdum. Şuraya Arduino'mu doğru bir şekilde montajladım.
bilgisayarımdan programlara attım. Şu anda çalışıyor zaten, yanıp sönüyor görüyorsunuz. Ben bu şekilde bunu elime alıp gideceğim. Nereye gideceğim onu göstereyim. Şu yoldan aşağıya doğru, bakın karşıdan da bir yol daha devam ediyor. Oradan hafif sola kıvrılıyor ama oraya kadar zaten 200 metre. Google Earth'ten de ben gittiğim yerleri size göstereceğim. Buradan yaklaşık olarak 500 metre araya hiçbir engel girmeden, ya görüş olmuyor ama araya pek bir engel girmiyor, 500 metre kadar ileriye gidebileceğiz. Yakında trafonun olması bir sıkıntı. 200 metre hatta 100 metre kadar yukarıda bir elektrik trafosu var. O belki baskı yapabilir. Aradan geçen arabalar bile şu anda baskı yapacak bize ve sinyalin kesilmesine sebep olacak. Arazi aslında pek müsait değil ama yine de bu testi burada yapacağız. Şurada farklı olarak şöyle bir şey yaptım. Şu anteni çok hafif aşağı doğru boynunu kırdım. Bunu neden yaptım? Çünkü ben zeminde olacağım ama şu anda 7. katta bulunuyor bu cihaz. Ve bu antenler omnidirectional olarak yayın yapıyor. Ne demek bu? Antenin etrafından ileriye doğru büyük bir atım yapar. Mesela 1 kilometre ise 1 kilometreyi yanal olarak yapar. Ama yukarıya ve aşağı doğru çok daha kısa bir mesafe sinyal iletimi sağlar. Ben biraz daha aşağı doğru eğdim ki direkt bana doğru sinyali gönderebilsin diye böyle bir şey yaptım. Şimdi şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. Küçük modülü taktım. Şimdi onu da değiştireceğim büyüğüyle. Yakın mesafeden test ediyorum diye küçüğü taktım. İlk önce kısa mesafe olduğu için hemen şuradan gösterebilirsem. Ya çok az gözüküyor şu anda ışığın durumundan dolayı ama çıkış gücü minimumda olacak şekilde ayar yaptım. 250 kilobit per second haberleşme hızı var. Testimizi başlatalım. Şimdi aşağı gidiyorum ve göstermiş olduğum yoldan ilerleyeceğim. Şu an 100 metre uzaklıktayız. Düşük haberleşme gücünde haberleşme sağlanıyor. İşte evi de göstereyim. Şöyle görmüş olduğunuz en üst kattayız. Sonda burası. Biraz ilerlediğimde kesildiğini göreceksiniz zaten. Şimdiden gitti. Anten konumu aynı. Ara sıra geliyor ama bundan sonrası sağlıklı bir haberleşme değil. O yüzden haberleştiği söylenemez. Biraz daha ilerleyelim. Gördüğünüz gibi kesilmeye başladı. Şu an 150 metre civarı uzaklıktayız. 150 metreden sonra düşük haberleşme gücünde PA max minimumdayken doğru veriyi alamadık. Bu yüzden yani 150 metrede kesildi. Bu yüzden hemen gelip şu an telefondan bağlıyım bilgisayara. Telefon ekranımı görüyorsunuz. Hemen yine 250 kilobit per second'da maksimum güçte çıktı veren programın yüklemesini yapacağım. Sonra tekrar 150-200 metre mesafedeyim şu an. Buradan devam edeceğiz. Bakalım fark yaratıyor mu? Araçlardan hemen doğru portta mıyım? Kontrol ettim. Yüklemesini yapıyorum şu an. Zaten gördüğünüz gibi PA max 250 kilobitte. 200 metredeyiz. Şöyle göstereyim. Gittikçe uzaklaşıyoruz. Şu an alma tamam. İlerliyorum. Yoldan gördüğünüz gibi şu karşı yoldan devam edeceğiz. Şu an bayağı uzağız. Sanırım 350 metrelerdeyiz. Haberleşme sağlanıyor. Şu an yaklaşık 400 metredeyiz. Şöyle biraz kaldırdığım zaman, tabi açıyı sürekli değiştirdiğim için antenin alışı değişiyor. Şuradan ben işaretledim size, ev orada. Oradan sinyali şu an alabiliyorum. Araya küçük bir tepe de girdi. Hatta şu an net görüş yok. Araya çam ağaçları falan giriyor. Ama sorun yok, 400 metrede. Anten konumu doğru olduğu zaman, çünkü neden anten konumu doğru olduğu zaman diyorum. Şu anda dar bir açıdan alım yapıyoruz. Açık bir arazide biz kullanacağımız için uçağımızı dar bir açı olmayacak ve 360 dereceden sinyali alabiliyor olacak. İlerlemeye devam ediyoruz şu an. Deminki konumdan bir 50 metre kadar daha uzaktayım. Şu öndeki Renault'un oradaydık. Hala alım var. Bu kadar sık çekmemin sebebi dar bir alandayım. Tamamen 360 derece sinyali alamıyoruz. O yüzden sık sık çekiyorum. Gözle görüşün olduğu son noktadayım diyebilirim. Bundan sonra yol biraz kıvrılıyor sola doğru. Gözle görüş olmayacak. Burada hala alım devam ediyor. Ve aradan geçen araçlar zaten bariz etki ediyor. Devam ediyorum. Kaybettik. Yaklaşık 500 metredeyim. Tabi gözle görüş olsa daha fazla gideceğine eminim ama şu anda tekrar sinyal alasaya kadar yaklaşmaya devam ediyorum. Şu
şuradan zaten gözle görüşün olmadığını, hafif sağ kıvrımın olduğunu görüyorsunuz. Bir yandan devreyi de göstereyim. Evet, gözle görüş geldi ve sinyal de gelmeye başladı. Gözle görüş olsa sıkıntısız. Ama şu anda bile dar bir açıdan arabalar, metal cihazlar, beton direkler arasından geçerek 500 metrede sıkıntı yaşamadık. Şöyle hala sinyal almaya devam ediyoruz. Dediğim gibi biraz daha ilerlersem kıvrımdan gözle görüş olmayacağı noktada sinyal kayboluyor. Biraz daha ilerleyeceğim. Belki bir yerden yansıyarak. Böyle durumlarda şu da oluyor tabi. Hani bir yerden yansıyarak belki aradan geçecek olan bir araç size sinyali yansıtabilir. Radyo frekansı böyle bir şey. Aynı zamanda bunu engelleyebilir. Hem arada bir cadde var. Sinyalin zayıfladığı noktalarda zaten araya arabalar falan giriyorsa iyice sinyal karışır. Hem de hiçbir sinyal gelmiyor. Şu yoldan dümdüz gelmiştik. Hiçbir görüş yok gördüğünüz gibi. Şu anahtar tam ekranın merkezinde elim. Yani bilmiyorum ama kaç tane binanın içinden geçip de ya da seke seke sinyalin beni bulması gerekiyor. Öyle bir durumda gerçekleşmediği için bu mesafeden dediğim gibi şu an 550 metrelerdeyim. Yaklaşık 450 metre kadar olumlu sonuç almıştım. Ama arazi şartlarında dediğim gibi hani bu mesafelerde 550 metrede araya engel girdiği için iletişim sağlayamadık. Ama düz bir arazi olsaydı, öyle bir imkanım da olursa öyle bir teste yapmayı isterim. Çünkü ben de merak ediyorum. 1 kilometre diyorlar. Çoğu testte 1 kilometre olduğunu söylüyorlar zaten. Yani, internetten araştırdığınız zaman 1 kilometre mesafeden çekme performansını yakalayanlar var. Biz de denedik ama göremedik. Dediğim gibi araya engeller girdi. Olabilecek en düz arazi de burasıydı. O yüzden burada test yaptım. Yani evin diğer yönlerine gidiyor olsaydım herhangi bir şekilde bu kadar daha düzle denk gelmezdik. Testte neyi görmüş olduk? Özellikle yani 2 megabit per second haberleşme hızını saymazsak alanın nispeten kötü olduğu noktalarda bile 250 kilobit per second'da ve maksimum RF çıkışında haberleşme sağlayabiliyoruz. 350-400 metrelerde. Dediğim gibi ara sokaklara girdik, sinyalin o noktaya ulaşması normalde de zordur ama haberleşme sağlayabildik. Zaten bizim kullanımımızda projeyi açık bir alanda kullanacağız. Yani bu modülleri açık bir arazide kullanacağız. Şu an olduğum yer gibi. Şöyle etrafı göstereyim. Gayet açık 200 metre 200 metrelik kara bir alan var burada. Büyük ihtimalle de uçağı ilk yaptığımızda bu noktada ilk test uçuşlarını gerçekleştiriyor olacağız. Bu alanda zaten gözün görebildiği noktaya kadar rahatlıkla açıkta olduğu için aslında 1 kilometreye kadar haberleşme sağlayabileceğiz. Ama 1 kilometre olmasa bile gözün görebileceği nokta maksimum 200 metre olarak sınırlanıyor drone kullanımlarında. Şöyle kullanım senaryoları da var. Bana da özelden çok fazla yazan kişi oluyor. Facebook'ta bir sayfamız var Ömercan Çallı olarak. Arazide su pompasını çalıştıracak ya da kapı otomatı olarak kullanacak. Ya da uzaktan bir şeyi kontrol edecek. Böyle durumlarda mesafe bizim kullanım senaryomuzda olduğu gibi arada git gel yapsa bile kullanılabilir. Neden? Butonla değil de yani tek basışta sinyalin gelmesi değil de switch mantığıyla sürekli sinyal gönderecek olursa, yani ona göre yazılımı yapılırsa ilk sinyal gelmese bile butonda mesela bir kere bastınız o sinyal ulaşmamış olabilir. Ama switch mantığıyla yapılırsa sürekli sinyal gönderirse ilk sinyal gelmese bile ikinci, üçüncü gönderimlerde mutlaka bir yerden sekerek ya da ilk seferde gelmemesinin sebebi olan araya engel araba girmesi ortadan kalktığı için haberleşme sağlanacaktır. Bu yüzden o tip bir kullanımda, yani uçak değil daha güven isteyen anlık refleksif hareketler isteyen projeler yapmayacağınızda switch mantığıyla daha riskli ortamlarda kullanım sağlanabilir. Anlatabildim mi bilmiyorum ama. Deminki minimum haber şeydeki power çıkışındaki menzilde aynı mesafedeyim ama haberleşme hala sağlanıyor. Önceki burada kesilmişti hatırlarsınız. 250 kilobit ve minimum RF çıkışında. Şu anda tutuşumdan dolayı bazen gidiyor. Şu arabalar geçsin. Bir yolun karşısına geçeyim. Şu an sorunsuz gibi gözüküyor. Devam edelim. 200 metredeyiz. Hala sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Burası 200 metre. Devam ediyoruz. Evet, 210-220 metreler
uzaklığımız şurada. Herhangi bir hareket yok. Araya tabii biraz yokuşta girdi. Daha net bir görüş olsa, açı daha büyük olsa belki gelir ama 2 megabitte gördüğünüz gibi 200-210 metrelere anca ulaşıyor. 250 kilobitte 500 metreye kadar çıkmıştık bu arazi şartlarında. Evet, şu an eve doğru yaklaşıyoruz. Şu anda Google Earth'ten size nereye kaç metre kadar gittiğimizi net bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şu an bu bulunduğum ev şurası. Buradaki evde bulunuyorum. Gitmiş olduğumuz yolda görmüş olduğunuz gibi buradan aşağıya doğru bir araziye geçmiştik. Araziden sonra net bir görüşü olabileceği yoldan devam edip hafif sola bir kıvrım var demiştim hatırlarsanız. Buralarda da kesinti yaşamıştık. Şimdi ona gelmeden önce şu an ilk modülle evi geçtik bu arada. İlk modülle ne kadar mesafede çekim yaptığını size göstermek istiyorum. Parkı hemen geçtikten sonra şu konumlarda bizim 250 kilobit minimum power amplifier çıkışımızda kesinti yaşamıştık. Şurada hemen cetvel aracımı kullanıyorum. Çizgi olarak ayarladım. Kıyıya alayım. Evime bir tane koyuyorum ve oraya kadar çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi minimum power amplifier'da 250 kilobitte 89 metre 90 metre yaklaşık olarak. Biraz daha arazi şartları iyi olsa 100 diyebiliriz aslında. Ben 100 diyeceğim. 100 metre kadar bir çekim mesafesi yaşadık. Zaten 100 diyeceğim diyorum ama ben 7. kattayım. Burası zeminde. Bunu açısal olarak baktığımızda hani bir üçgenin bu hipotenüs falan onlara baktığınızda zaten 100 metrenin daha üstünde bir haberleşme mesafesi olmuş oluyor. Şu an kuş bakışı ölçüyoruz. O yüzden bu rakam zaten biraz daha fazlası olacaktır. Hemen burayı temizleyelim. Daha sonrasında minimum çıkış gücünde 89-90 metreye kadar çıkış aldıktan sonra biliyorsunuz bir yazılım yüklemiştim. Yazılım yüklediğim noktada şurada kaldırımın kıyısında yazılım yüklemiştim. Yazılımı yükledikten sonra bu noktadan bir video daha yaptım. Hemen oraya da bakalım. Şuralarda yazılım yüklemiştim. 125 metre, 130 metrede yazılım yükledik ve oradan sonra devam ettik. Nereye kadar gitmişti bu? Hemen ben buraya noktamı koyayım. İleriye doğru gidelim. Araziyi geçmiştik. Şu anda güncel olarak zaten şu noktadan kaç metrede olduğumuzu görüyorsunuz. Araziyi geçtik. Gördüğünüz gibi şu an 300 metredeyiz. Araziden de ilerledik. Şurada hafif bir L var görüyorsunuz. Buraya gelmeden önceye kadar sinyalimiz başarılı bir şekilde geliyordu. Bu da ne yapıyor? 420 metrelik bir mesafe yapıyormuş bize. Daha sonrasında şuraya kadar gittim. 500 metrelerde kesildi zaten ama görüşümüz olmadığı için. Eğer ben buradan hala doğrusal bir şekilde gidebiliyor olsaydım eminim ki şuralara kadar, hatta buradaki ana caddeye kadar kesinlikle iletim sağlayacaktık. Araya bina girdiği için, ağaçlar girdiği için ve buradaki alan dar olduğu için biz sadece şuradaki kıvrımın olduğu noktaya kadar çekim alabildik. Bu da bize 400 metrelik bu arazi şartlarında bir iletim sağlıyor.